Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bitto sponsorluğunda bu da gündeme gelmeliye hoş geldiniz. Evet, haftayı bitirdik. Haftanın son işlem günündeyiz. Haftayı da Mehmet Şimşek'in açıklamalarıyla tamamlıyoruz. Pazartesi günü tasarruf paketini açıklayacaklarmış Cevdet Yılmaz'la birlikte. Kamuda tasarruf önlemlerini açıklayacaklarmış daha doğrusu. Onun öncesinde de pek çok açıklama yaptılar. Hem onu konuşacağız hem rakamlar var önümüzde. Yine konuşacak çok şeyimiz var. Hafta sonu olmasına rağmen yine bereketli bir haftayı kapatıyoruz. Diyelim Murat Bey de karşımızda başlayalım. Merhaba Murat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Ebru. Haftayı bitirdik. Bitirdik, evet. Senenin neredeyse yarısı geçti. Cumhurbaşkanlığı seçiminin üzerinden bir ay geçti. Bir sene geçti. Evet. Ama ekonomi adına görünen bir şey yok. Hatta her geçen gün yani Kötü. tablo biraz daha kararıyor. Her şeye zam geliyordu. Bak enflasyona da zam geldi. 36'dan 38'e çıkarttı. Değil mi? Dün Daha doğrusu enflasyonda çok. enflasyon hedefine de zam geldi diyeyim. Doğru, haklısınız. Peki Mehmet Şimşek pazartesi öncesi şöyle açıklamalar yaptı. Diyor ki ihracatçılar için pazar büyüyecek. Esas olan rekabet ve verimliliği arttırmak. Faiz ve kur sübvansiyonu ile bir yere varamayız. Bunu gördük diyor. Ya aslında yine bir itiraf mı? Yani bu aralar çok fazla itiraf geliyor galiba Mehmet Şimşek'ten. Ne dersiniz? Çok büyük bir itiraf aslında Ebru. Ekonomiye uzun zamandır faizleri ve kurları sübvanse ederek çevirmeye çalışıyorlar. Bunun tabii yan etkileri işte ihracatın çökmesi, ithalatın patlaması, yerli ve milli üretimin duraksaması, akamete uğraması, ithal mallara yönelilmesi, üreticilerin bile dükkanı kapatıp ithalatçı olması. Bunu da görüyoruz. Tüketim malları ithalatında hiçbir azalma yok. Şimdi ya tasarruf tasarruf diyorlar ama tasarruf yapmak çok kolay bir iş değil. Şimdi bak mesela araç tasarrufu diyecek arkadaşlar. Araba almıyoruz. Arkadaşlar araba almıyorlar ama gidiyorlar en lüks model arabaları kiralıyorlar. Ya kardeşim arabayı almak daha ekonomik bir şeydir. Arabayı kiralamak yani hiç akıllıca bir şey değildir. Yani hani çok parası olan şirketler için falan bir şey söyleyemem. Hani onların yönetimle ilgili bir takım şey olur ama devlet için araba kiralamak veya bina kiralamak çok akıllıca değildir. Niye? Çünkü sen arabayı satın alırsın, kendin kullanırsın, kimseye kâr martı ödemezsin. Ama sen arabayı kiraladığın zaman arabanın bedelini zaten ödüyorsun. Yani sana arabayı kiraya veren adam aptal mı? Arabanın kirasını, sigortasını, yedek parçasını, aşınması bilmem neyin her şeyini hesap ediyor. Ona göre sen bir bedel ödüyorsun. O bedel de yetmiyor. Adam bunu babasının hayrına Hilal Ahmer için yapmıyor. Üzerine bir de kar ilave ediyor. %15, 20, 25, 50 bilemiyorum pazarlığına göre. Yani sen lüks bir arabayı alsan daha ucuza kullanırsın. Ama sen o lüks arabayı kiraladığın zaman çok daha pahalıya kullanıyorsun. Ve bakıyorsun memlekette her makam mevki sahibi en lüks ofislerde, en lüks binalarda, en lüks arabalarla dolanmayı seviyor. Ya Mehmet Şimşek'e öyle bypass ediyorlar ki, mesela pek konuşulmuyor bu araba mevzu. Adam ihale veriyor. Diyelim ki mesela Türkiye'deki bu enerji sektöründeki bir takım ismini vermeyeceğim firmalar bilmem ne şirketine ihale veriyor. İhale kazı ihalesi. Ama sen diyor 10 tane de bana diyor arazi aracı tahsis edeceksin. Benim bürokratlarım o araçları kullanacak diyor. Adam onu cebinden tahsis etmiyor. İhale firması fiyatın içine gömüyor. 1 liralık işi 3 liraya yapıyor. Yani hiçbir iş adamı cebinden hayır olsun diye bir parti yetkilisinin veya bir devlet kurumunun Tabii. makamını araç tahsis etmez. Onu fiyatın içine gömüyor. Ama bundan Mehmet Şimşek'in haberi olmuyor veya buna önlem alamıyor. Sonuçta bakıyor ki 100 liraya yapılacak iş 200 liraya yapılmış. İşte bu yüzden yapılıyor. Ve bunun gibi başka şeyler de var. Yani personel tahsisleri var. Bir takım özellikle enerji sektöründeki kamu kuruluşlarında personel tahsisleri var. Şoförlü araç tahsisleri var. Var. Tamam mı? Bu bir kültür haline dönüştü. Yani bunu değiştirmek lazım. Ama sadece bu da değil. Yani bakıyorsun devlet niye bina kiralar? Devlet hastane kiralıyor ya. Bak devlet hastane kiralıyor. Şehir hastaneleri dediğimiz şey ya. Euro bazında garantiler vererek
Hastane kiralıyor. Devlet hastane yapmayı bilmiyor mu? Parayı yine devlet ödüyor. Yani devlet bu parayı işte 20 yılda ödüyor. Devlet, yani devlet ölümsüz kabul edildiği için ve garanti kabul edildiği için o vatandaş da bunu krediyle yapıyor zaten. Yani kendi cebinden yapan yok. Ama devlete göre çok daha yüksek bir faiz ödüyor ve üstüne bir de kendi karını kuruyor. Ya bunun faizini zaten devlet ödüyor. Devlet kendi yapar hastaneyi. Yani devletin bina kiralaması, devletin araç kiralaması bunlar akılsızca işlerdir. Şimdi Mehmet Şimşek tasarruf yapacakmış. Şehir hastanelerini kiralamaktan vazgeçip kamulaştırabilecek mi? Ya da yap işlet devlet denilen o bazı sevdikleri müteahhitlere yaptırılan, astronomik fiyatlara mal edilen köprülerin, yolların, demir yolların kamulaştırılması yapılacak mı? Yoksa o paralar ödenmeye devam edecek mi? 40 defa söyledim, bak gene söylüyorum. 9 milyon Suriyeli'ye bakmaktan vazgeçtik diyebilecek mi? Mesela ben Mehmet Şimşek'i ayakta alkışlarım. Pazartesi günü Cevdet Yılmaz'la beraber çıkıp derse ki arkadaş biz 3 milyonu Türkiye'de, 6 milyonu Suriye'de, 9 milyon Suriyeli'ye bakıyorduk. Artık bakmayacağız. Tasarruf önlemlerimizin en büyüğü bu dese ayakta alkışlarım. Yapabilir mi? Yapamaz. Yapamaz. Onu bırak. Sayın Erdoğan yapabilir mi? O da yapamaz. Tamam mı? Bunun gibi çok asli tasarruf edilmesi gereken şeyler varken sen bunları tasarruf etmeden efendim işte salatanın sirkesini azaltacağım dersen millet sana güler. Yani salataya o kadar masraf yapmışsın. İşte artık iceberg falan tabii bonfile fiyatına oldu. Üzerine zeytinyağı dökmüşsün. Limon sıkmışsın, onu yapmışsın, bunu yapmışsın ama sirkeden tasarruf edeceğim diyorsun. İçindeki en ucuz madde sirke. Tabii kamuda işler böyle. Yani hükümette de işler böyle ama vatandaş nezdinde işler pek de öyle görünmüyor Murat Bey. İstanbul'da yaşayanların, yani konuda yine bir araştırma yapmış. İstanbul'da yaşayanların yaklaşık yarısı, yani %46'sı geriye yakın. Ne iş, ne okul, ne de eğlence için ilçesinden dışarıya çıkamıyormuş. Hani hep de diyorlar ya böyle argümanları var. Bütün restoranlar, barlar, her yer kafeler dolu. Yani demek ki bir sıkıntı yok diyorlar ama işte yapılan araştırma da ortada. Şimdi Ebru burada bir kere barların, restoranların vesairenin dolu olması, eğlence mekanlarının dolu olması ayrı bir konu. Niye ayrı bir konu? Türkiye büyük ölçüde turist çeken, yani yıllık 30-40-50 milyona yakın turist çeken bir ülke. Ve bu insanların büyük bir kısmı da gidip evde yemek yapacak halleri yok. Dışarıda yiyorlar veya işte dışarıda eğleniyorlar. Dolayısıyla bir bu kitle var. İki, Türkiye'de dışarıda istakoz yiyen bir kitle var. Niye? Bunlar zengin kardeşim, zengin. Fakir olan sensin. Sen tavuk dürüm yiyemiyorsun. Arkadaşlar istakoz diyor. İşte ekose etekli levrek yiyor. Bilmem portakallı ördek yiyor. Tamam. Onlar yiyor, sen yiyemiyorsun. Ha, yiyen %5'i onu gösterip de bak Türkiye'de işler iyi deyip kendi dürüm ekmek yememene dert edemiyorsan, yani bu akıl meselesi. Akıl meselesi. Bu doluluk işleri aslında biraz böyle iktidar yandaşı olan kesimlerin ve kanalların işte işler çok da kötü değil diyor. 10 bin lira emekli maaşı alan adam için işler kötü. Çok kötü, çok vahim. 17 bin lira asgari ücrete çalışan adam için çok kötü. Ha, işte ondan sonra o insanlar ilçelerinden dışarı çıkamıyorlar. Yani yaşamları, şanslılarsa bir işleri varsa ev iş arasında geçiyor. Kazandıkları parayla evi ucu ucuna belki döndürüyorlar. Belki döndürüyorlar. Son derece kötü koşullarda besleniyorlar. Yani ne diyeyim işte en ucuz şey makarna, patates, ekmek diyeyim. Hayatlarının menülerinin %90'ı bunlarla geçiyor. Yani beslenmiyorlar, doyuyorlar sadece, açlıklarını bastırıyorlar. Kaliteli iyi bir evde oturamıyorlar. Kombilerini açıp adam gibi ısınamıyorlar. Üstlerine başlarına iyi bir şey alamıyorlar. Haftada bir gün dışarıya çıkmak, işte ailecek sinemaya, tiyatroya gitmek gibi bir
şeyleri de yok. Ama buna yaşam diyorlar. Konda da bunu tespit etmiş. Evet, gerçekten bir de ayrıca bir rakam da gelmişti. Artık insanlar ya kredi kartlarıyla o makarnayı, patatesi bile ya kredi kartlarıyla alıyorlar. Kredi kartları zaten patlayanlar gidip kredi de çekemiyor. Tüketici kredisi de çekemiyor maalesef. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı her geçen gün katlanıyor. Geçen yılın aynı dönemine göre %67.4 oranında artmış, 323 bine yükselmiş. Tabii bunu haneye vurduğumuzda gerçekten çok fazla insanı etkiliyor. Peki son olarak bir şunu sormak istiyorum. Aslında çok konuşmaya da gerek yok ama işsizlik rakamları da açıklandı. İşsizlikte düşüş var. Peki sanayi üretimi de düşüyor, her yerde düşüyor, fabrikalar kapanıyor. Bunlar olurken işsizlik rakamları nasıl düşüyor? Ya şimdi... Geçen de söyledim, bu memlekette ben meteoroloji dışındaki hiçbir resmi rakama inanmıyorum. Ya işsizliğin nasıl düştüğü belli. İşsiz saymazsan işsizlik düşer. Yani adam bir gün gitmiş amelelik yapmış inşaatta, sen onu işsiz saymıyorsun. Ya da iş bulamadığı için son 3 gündür, 4 gündür veya son birkaç aydır iş aramaya çıkmamış adamı işsiz saymıyorsun. Ya da adam mühendis, diyelim ki ziraat mühendisi olmuş ama iş bulamadığı için pazarda limon tezgahında haftanın birkaç günü duruyor. Sen onu işsiz saymıyorsun. Normalde işte mühendis olan bir adam vasfının çok altında bir işte çalışıyor. Çok büyük bir örneği, yani şu üç harfli marketlerde çalışan öğretmen sayısı milli eğitimde çalışan öğretmen sayısından fazla. Tamam. Ama sen onları işsiz saymıyorsun. Adam öğretmen, sen kamu olarak onu yetiştirmişsin, sonra atayamamışsın, adam da aç kalmamak için, adam derken veya kişi diyeyim, yani cinsiyetçi bir şey kullanmayayım, bayan ya da erkek, aç kalmamak için, ailesinin nafakasını çıkarabilmek için gitmiş markette kasada duruyor. Sen bunu işsiz saymıyorsun. Böyle yaparsan babam da işsizliğe düşür. Önemli olan, ha bir de adam işli diyorsun, adam açlık sınırının altına maaş veriyor. Onu da işsiz saymıyoruz. Yani adam o kadar naçar kalmış ki yoksulluk sınırını geçmiş. Açlık sınırının altındaki bir ücrete çalışmaya razı olmuş. Orada da çoğu zaman patronlar fazla mesai ödemiyorlar. Çok olumsuz koşullarda, ağır ve tehlikeli koşullarda, sağlıksız koşullarda çalıştırıyorlar. Adam açlık sınırının altında o işe razı olmak zorunda kalmış. Niye alternatifler var? İşte Afgan'a, Özbek'e, Suriyelisi, Iraklısı var. Sen onu da işsiz saymıyorsun. O zaman düşer işsizlikleri. Düşer ama ben ciddiye almam. Ben ciddiye almadığım gibi kimse de ciddiye almaz. Evet. Diyelim o zaman, bugün de böyle noktalayalım. Bakalım pazartesi günü şu tasarruf paketinden neler çıkacak, neler açıklayacak. Onun da takipçisi olacağız. Herkese yaptık. Şey diyecektir. Arkadaşlar muhakkak kağıtların arkasında kullanın diyecektir. Peki. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. İyi hafta sonu. Thank you.